Hem davet için çok teşekkür ediyorum. Hem de Antalya OSB proje pazarını biraz önceki konuşmalar üzerinden de dinledikçe takdirle izlememiz gerektiğini düşündüm. Yani bu tür inovasyonlar gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Türkiye'nin, belki ileride de biraz konuşuruz, bundan sonra dünyada tedarik sistemlerinin değiştiği, tedarik zincirlerinin bozulduğu ve şimdi yeniden tasarlandığı bu ortamda bu Ar-Ge işi, inovasyon işi çok büyük önem kazanacak gibi görünüyor. Ve Türkiye'yi de önümüzdeki dönemde farklı bir faza, farklı bir lige de bu çalışmalar taşıyacak. Onun için bir kere daha tebrik etmek istiyorum ve sözü Sayın Ağoğlu'na bırakacağım. Biz birazdan dünya ekonomisi, Türkiye ekonomisi, onlara biraz gireriz ama bu konuyla ilgili biraz görüşlerini nasıl değerlendirdin? Çünkü seni zor çıkarttım oradan. Proje pazarında insanlarla konuşurken buldum. Hadi hadi bizi bekliyorlar içeride diye zor çıkarttım. Buyur. Ne görüyorsun? Ben meraklı bir adamım. Ben olmakta fayda var. Meraklı bir adamım. Öğrenmem lazım. Mutlaka öğrenmem lazım. Küçücük bir şey söyleyeyim Sayın Bahar. Siz ilk değilsiniz, son da olmayacaksınız ama bunlar küçük küçük çabalar. 160 küsur projeden bahsettiniz yanılmıyorsam. 300'e tamamlayamamış galiba hocam. Onun üzüntüsünü yaşıyorsunuz. 299 ön gelmiş. Ne şanslısınız ki o kadar çok proje gelmiş. Hem de tüm Türkiye'den gelmiş. Onu da özel olarak sordum. Bu çok güzel bir şey. Sorun yapılır yapılmaz. Bunların bazıları feasible'dır, bazıları üretilebilir, bazılarının teknolojisi belki çok ileridedir. Önemli değil. Önemli olan bir yerden başlama fikri. Şimdi ben de bir örnek vereceğim. Benim de bir çok sevdiğim bir arkadaşım var. Tekstil makineleri üzerine uzman. Bunun da gözlem dediğin ya. Gözlemde bir yerde, bir fuarda 3 boyutlu tekstil makinesi görüyor. 3 boyutlu, bizim bildiğimiz 2 boyutlu. Yani işte atkılı sistem. 3 boyutlu tekstil makinesi görüyor. Yapıyor. Yani sadece görerek yapıyor ve bunu gerçekten Türkiye'de ben şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi çok böyle dünya toz bulutuyla ilgili bir şey söylemeyeyim ama Hakan'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Bu arada hep böyle oluyor. En çok sen konuşuyorsun, sonra bana kalıyor iş. Neyse. Merak etme, ben bu şans sohbetlerinde de böyle. Ben kısa konuşacağım ama. Küreselleşme deyip son 40 yılımızı neredeyse kapsayan dünyada çok önemli bir değişim oldu. Küreselleşme aslında bize çok yaradı. Bakmayın. Yani bizim gibi gelişen ülkelere, gelişmekte olan lafı uzun, gelişen ülkelere çok yaradı. Bizi dünyaya açtı. Ve hem rekabeti öğrendik, hem inovasyonu öğrendik. Fakat Covid sonrasında, özellikle Ukrayna-Rusya savaşı, ikisi bir araya geldi bu değişimde, küreselleşme yerelleşmeye dönmeyecek. Mümkün değil. Öyle bir değişim söz konusu değil. Ama yerinde ortak üretim ve yerinde ortak tüketim dönemi geliyor artık. Bu şu demek, yani NAFTA bölgesi diyelim Amerika'daki, daha bir kendi içinde daha yoğun ticaret yapan, uzaktan çok yerelde üreten ve genelde de yerelde tüketen bir yapıya geçecekler. Tabii ki Çin'in üretim üstünlüğü devam edecektir önemli ölçüde ama yerinde üretim çok öne çıkmaya başladı. Ve Cantek'te de gördük, ben o konuda özel bir ilgi alırım diyeyim, indoor vertical farming dediğimiz, onun plant factory dediği, sonuçta yerinde üretimle ilgili tarım başta olmak üzere aslında her alanda yerinde üretim öne çıkmaya başlayacak. Bu yerelleşme değil, yanlış anlaşılmasın. Yerelleşemeyiz. Yani artık sizin burada ürettiğiniz birçok şeyin değişik unsurlarını, komponentlerini bir yerden getireceksiniz. Ama onları doğru bir şekilde bir araya getirmek. Ama özellikle bu 3 boyutlu tekstil makinesini yapan arkadaşımın en büyük uzmanlık alanı zaten işi robotlaştırma. Ve verimliliği arttırma. Yani inovasyon sıfırdan bir şeyi yapmanız değil belki ama verimliliği arttırmanız çok kritik önemde. Mesela Türkiye için çok daha kritik. Nerede kritik olduğunu söyleyeyim, enerji. Enerji verimliliği Türkiye için yaratılabilecek en büyük devrimlerden bir tanesi. Türkiye'nin en büyük problemi cari açık mıdır ekonomik olarak? Evet. Cari açığın içindeki en büyük problem, en büyük kalem enerjidir. 2008 yılında dünyada para bedava hale geldiğinde ben o zamanlar televizyonda biraz daha fazla göründüğüm sıralarda hakikaten
dilimde tüy bitti ki Türkiye kendi kaynaklarıyla enerji arz güvenliğini. Bakın burada da çok önemli bir şey var. Enerji maliyeti başka bir şey. Özellikle siz sanayicilerin, organize sanayide en net hissettiğiniz şey enerji arz güvenliğinizdir. Fiyatı ikincidir. Bugün Avrupa'nın yaşadığı en büyük problem enerji arz güvenliği problemi. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı. Kendi kendimize yeterli enerjide kendi kendimize yeterli hale gelebilmemiz lazım dedim. Para ucuzken dinletemedim. Bugün halen daha aynı şekilde devam ediyoruz. Onu da koydum bir tarafa. Şimdi gelelim ikincisine. Gene aynı miktarda enerjiyle Almanya'ya oranla 1/3 daha az enerjiyle Almanya aynı malları üretebiliyor. Biz neredeyse 3 katı fazla enerji tüketiyoruz. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Devrim mi yapmak istiyorsunuz? Enerji verimliliğinizi arttırın. Nasıl yapacağız sorusunun yanıtı çok çok büyük olan olasılıkla yine inovasyondan geçiyor. O yüzden size ve bu konuda çaba gösteren herkese ki dün akşam benim iş adamı arkadaşlarımla böyle bir yatırım kulübü gibi bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz ki bu tip projelerin finansmanına sadece finansmanı değil, melek yatırımcı olmayacağız mesela. Buraya bir araya gelenlerin hepsi açıkçası para koyacak olan insanlar değil. Melek yatırımcı parayı koyup belli koşullarla uzaktan izler. Biz öyle olmayı istemiyoruz. Dedik ki biz hepimizin belli birikimleri var. Ben finans ve ekonomi alanında az çok bir bilgi sahibim, bir tecrübe sahibim. Ben bunu şirketin bu ihtiyacını kapatacak veya geçici bir ihtiyacı varsa gidip orada yardımcı olacağım. Üretim tarafında, inovasyon tarafında, teknoloji tarafında birisi varsa eğer onlar gelsinler buraya elini taşın altına koyarak yardımcı olsunlar dediğimiz bir yapı kurmaya karar verdik. Şimdi bu yapı hemen ertesinde bu gelince ben büyük bir heyecanlı hakikaten çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi benim için orada projelerin bir kısmının içinde enerji var. Yani enerjiyle ilgili bu da açılmış. Açılmamış, açıldı mı? Açıldı peki. Enerjiyle ilgili olanlar daha fazla ilgimi çekti. Çünkü heyecanla benim baktığım bir konu. Çünkü Türkiye'nin hakikaten cari açığının azaltılabilmesinin ilk ve en önemli koşulu. Eğer enerji tüketiminizi yapamıyorsanız, azaltamıyorsanız verimliliğini arttırabileceksiniz. Yapabileceğiniz en iyi iş bu deyip ben bu inovasyon konusunda özellikle bu konuya takık olduğumu paylaşıp sözü Hakan Bey'e, patrona bırakıyorum. Estağfurullah. Eyvallah. Bu şimdi belki istersen o biraz bizim konulara, altına, dolara vesaireye gelmeden önce bu küreselleşme meselesi. Abi pardon, orada şöyle bir şey söyleyeyim. Yanlış anlamayın. Sözünü kestim abi. Şurada bir yerde yazıyor galiba. Dolar ne olacak abi diye. Yani, yani, olacak o kadar. Yani şöyle bir problem var. Bir gün Antalya'ya geldim. Yok pardon, çok özür dilerim. Dalaman'a geldim. Havaalanından çıktım. Taksi kahyası var bir tane orada. Tanımıyorum adamı. Yanında da böyle bir bankanın toplantısına gelmiştim. İşte şube müdürleri var hanımlar. İki tanesi, bir tanesi solumda, iki tanesi sağımda. Böyle üç hanımla beraber ben çıkıyorum. Taksi kahyası hemen durdurdu. Abi dolar ne olacak dedi. Dolar ne olacak? Abi nereden dur tamam peki. Anlattım ben gayet efendi efendi. Bir hafta sonra da karımla gittim oraya. Tamam mı? Bu sefer ya geçen hafta 3 tane hanımla geldi. Bu hafta bir hanımla geldi. Taksi kahyası bir baktı bana tanıyor. İşte idare eden. Dolar ne olacak abi? Şimdi böyle bir durumum var herhalde. O kısmına gelirim ama ya bence... Bana bile soruyorlar. Bana bile soruyorlar. Bir polis memuru beni daha önceden çevirmiş. Konuşmuş, tanımış işte sağdan soldan. Dolar ne olacak diye sonradan hayal meyal hatırladım. Ben de demişim ki ya al bir süre sonra ev alacağım ne yapayım diye sormuş. Al sen evi alırsın demişim. Sonra beni tekrar benzer bir yerde yakaladı. Biraz böyle hızlıca da gidiyordum. Tamam abi sen geç dedi. Sayende parayı yaptım ben dedi. Sen geç dedi. Ne oldu ya dedim hayırdır filan yani bir şeyimiz varsa kabahatimiz olmuş olabilir. Yok dedi sen bana evi aldırdın ya dedi. Tamam dedi sıkıntı yok. Süper. Hayır dua almış. Aynen öyle. Yok orada şey var. Benim mesela Merkez Bankası enflasyon anketi yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. İşte adım ekonomist ama benim şartlar beni ekonomist yaptı. İşletme mezunuyum. Tek kişiyim ben. Bir enflasyon tahmini yapmam lazım. Kendimce ıspanak ceviz endeksi diye bir endeks yarattım. Ispanak dayanıksız tüketim mallarını temsil ediyor. Ceviz dayanıklı tüketim mallarını temsil ediyor benim gözümde. Çünkü ben her hafta pazara giderim.
o istatistik Merkez Bankası'ndan daha günceldir. Çünkü Merkez Bankası'na gelen istatistik ayda bir kere alıyorlar. İşte 467 ürünü alıyorlar. Ben iki ürünü alıyorum ama her hafta alıyorum. Arada bir fark var. Tabii bunu almak için her hafta pazara gitmek lazım. Pazarcılarımın tezgah fiyatlarını bilirim. Kim kime almış, kaça satmış, kaça almış onu bilirim. Borçlarını bilirim. Altın borcu olanları ayrı bilirim. Dolar borcu olanları ayrı bilirim. Zabıtalarla aram hep ayrı iyidir. Onlar da bana aynı şekilde dolar ne olacak abi diye soruyorlar. Hepsini ayrı ayrı anlatıyorum. O kısmına gelelim ama ondan önce konuşacaklarımızı bir halledelim. Biraz çünkü senin... Şosan onu başlayalım, herkes gitsin. Yani tercih senin. Yani bak, onu söylerim, herkes gider. Şimdi oraya geleceğiz, acele etme. Şimdi bu küreselleşmeyi sen nasıl olsa oradan çıkış yok dedin ya. Ben onunla ilgili ama bir değişimi de söylememiz lazım. Zannediyorum sen de zaman zaman zaten sohbetlerimizde de dikkat çekiyorsun. Dünyada da bir taşların yeniden yerinden oynadığı ve yeniden yerleşeceği, kartların yeniden karılacağı ne dersek diyelim bir döneme de girmiş vaziyetteyiz. Tam hani neyin gelmekte olduğunu gözümüz seçmiyor ama neyin artık arkada kalmakta olduğunu da az çok biliyoruz. Yani bu küreselleşme o 1981'de Reagan'ın iş başına gelmesinden sonra Amerikan dış politikasına da temel dinamiğini veren o serbest piyasa ekonomisi içerisindeki o küreselleşme atağı, o Washington konsensüsü vesaire, onlar geride kalmış gibi görünüyor. Dün çünkü Davos'ta da değil mi, Thomas Friedman'ın da katıldığı bir panelde o ünlü şey ne yazdı o? Lexus'u filan yazdı değil mi, o Toyota'yı, Dünya Düzdür'ü yazdı. Onun da katıldığı panelde başlık globalizm öldü müydü? İşte Lagarde'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı dedi ki küreselleşme artık yavaş yavaş geride kalıyor. Şimdi bölgeselleşme dönemi dedi. Gerçekten de bakıyorsun bütün gelişmeler bu tarafa doğru bir seyretmeye başladı. Bu Covid de bu işi bir anlamda hızlandırdı. Sanki bu Rusya-Ukrayna savaşı da bunu hızlandıracak gibi görünüyor. Çünkü enerji dedin, Uluslararası Enerji Ajansı'nın başkanı Fatih Birol geçen geldi. TÜSİAD'da bir konuşma yaptı. Sonra böyle sohbetimizde de sordum. Dedim ki ya bayağı bu Rusya'ya ilişkin ciddi bir şey var, tepki var anlaşılan. Kesin kararlılar dedi. Bizim gördüğümüz kesin kararlılar Rusya'yı bir enerji süper gücü olmaktan çıkaracaklar dedi. Bağımlılıklarını da azaltacaklar. Her şeyi şu anda Avrupa'da da hiç bilmediğiniz kadar, belki tahmin etmeyeceğiniz kadar bürokrasi var bu konuda. Yenilenebilir enerjide vesairede. Şimdi işte red tail diyor onlara. Orayı da ardına kadar kapıları açıyorlar. Bütün yatırımların yapılmasını teşvik ediyorlar dedi. Ayrıca tasarruflar da başlayacak ama böyle bir döneme doğru dünya gidiyor. Bu jeopolitik gelişmeler Çin'le özellikle Amerika arasındaki bu hegemonya mücadelesi işi böyle bir tarafa doğru götürdü. Belki daha önceden hatırlayanlar vardır, paylaşmıştım. Bunda yani Andy Grove'un bu Intel'in CEO'sunun bir sözü var. Başarı atalet getirir, ataletin sonu başarısızlıktır. Sadece paranoyaklar ayakta kalır diye. Şimdi Amerika açısından böyle bir dönemi yaşadık galiba. Şimdi tekrar Amerika bir kendisini toplama ve hegemonyasını tahkim etme çabasında. Çünkü 1989'da o Berlin Duvarı çöktüğü zaman Amerikan ekonomisi 5.7 trilyon dolarlık bir ekonomiydi. Çin ekonomisi o sıralarda 350 milyar dolarlık bir ekonomiydi 89 yılında. Türkiye'de 200 milyar dolarlık bir ekonomiydi. İşte aradan geçen zamanda Amerikan ekonomisi 20 trilyon dolara çıktı. Çin 15 trilyon dolara çıktı. Ama satın alma gücü paritesinde Amerika'yı da geçmiş vaziyette toplamda. Türkiye'yi de biliyoruz işte 750 mi 800 mi dolara göre hareket ediyoruz. Bir kere böyle bir önemli değişim oldu ve bunların bu iki güç birbiriyle ciddi bir hegemonya mücadelesi içinde. Bir bunun getirdiği türbülans ve değişim var. Buna karşı şimdi Amerika da bu işin içine katıldı. Avrupa bu yeşil dönüşümle, aslında biz onu biraz böyle çiçek böcek romantizmi gibi kavradık başlangıçta bu çevre işini filan, Paris İklim Anlaşması'nı, ama bu iş
Paris İklim Anlaşması üzerinden şu anda Atlantik'in iki yakasında bir ticaret ve üretim üssü, yeni bir bölge oluşuyor. Ve Türkiye de bu işin içerisinde yer almak durumunda. Geçen Fatih Kemal Evişlioğlu ile Koç Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ile sohbet ederken ne ifade ediyor sizin için bu yeşil mutabakat meselesi filan dedim. Biliyorsunuz bu 14 Temmuz'da geçen sene açıkladılar. Fit for 55 diye, yani 55'e uyum. Hani 90'daki emisyonların %55'e ne indirmeyi hedefliyor. Dedi ki raflarda, Avrupa'da raflarda malımız olacaksa mutlaka uymamız gereken kurallar bunlar bizim için artık dedi. Yani orası, bu yeşil mutabakat meselesi de bu bölgeselleşmeyi bir anlamda arttırıyor. Biraz önce Ali Ağoğlu'nun söylediği o yerinde üretim, yerinde tüketim eğilimlerini arttırıyor. Bunlar azdan çoku üretmek. Bunlar ana eğilimler haline gelmeye başladı. Şimdi böyle bir süreç gerçekten Türkiye'ye büyük bir fırsat kapısı açmış vaziyette. Ben öyle görüyorum. Yani diyebilirsiniz ki ya kardeşim boşuna iyilik, iyimserlik pompalama. İyimserlik pompalamakla hiçbir alakası yok. Görünen köy kılavuz istemiyor. Gerçekten bu ülkeye bu alanlarda yatırım yapmak için sırada bekleyenler olduğunu, ben o dört büyükler dediğimiz PricewaterhouseCoopers, Ernst Young, KPMG filan bunlardan biliyorum, takip ediyorum. Seçim tarihi açıklansın. Seçimin kendisi 2024'te filan çoğu gelinecek deniyor ama şu seçim tarihi bir açıklansın. Şu ortam biraz farklılaşsın. Seçim tarihi mutlaka belli. Efendim? Seçim tarihi belli. Seçim tarihi belli ama belli olmaz. O Kasım'da da bir ihtimal var. Bir ihtimal var. Gerçekten yatırım yapmayı isteyenler, buna iştahlı birçok firma olduğunu Avrupa'da, Amerika'da görüyoruz ve bu büyük gruplardan da işliyoruz bunları. Ben sonuç itibariyle ekonomi gazetecisiyim. Benim anlayışımda, daha öncesinde de paylaşmışımdır, böyle iyimserlik, kötümserlik fazla bir anlam taşımıyor. Çünkü her ikisi de bizi gerçeklikten koparıyor. Geleceğin risklerine karşı da korumuyor. En iyisi biz her şeyi konuşsak, didik didik etsek, eleştirsek bile sonuçta çözüm aşamasında mutlaka pozitif olmak durumundayız diye düşünüyorum. İş dünyası da böyle. Ama pozitif, gerçekçi olmak durumundayız. Yani gerçekçiliği de hiç elden bırakmamak lazım. Dünya şu anda yeni bir dönüşümün içerisinde. Biraz önce zannediyorum İsmail Yüksek Hoca ifade etti ya, biraz da hep dedi bu Ar-Ge işlerine yatırımı devlet yapıyor dedi. Biraz da dedi şu sanayicilerimiz de elini taşın altına koysa dedi. Benim gördüğüm İstanbul Sanayi Odası verilerinden, ISO 500'den filan bakınca bir elini taşın altına koyma durumu var. Bir artış var orada. Ama yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. İşte bu özellikle dünyada Alman ekonomisinde mesela bu Mittelstand dedikleri o ihracatı yapan küçük ve orta boy işletmeler çok önemlidir. Yani omurgadır ihracatında, Alman ihracatında. Onların Herman Simon bir zaman önce bunları inceledi. Bütün dünyadakileri inceledi. 500'ünü de yazdı. Bu yazdıkları arasında bakınca birkaç tane özellik öne çıkıyor. Bir tanesi, bunlar tek bir ürüne büyük oranda odaklanıyorlar. Az ürünü, bir tek bir nişi seçip bütün girişimcilik yeteneklerini oraya odaklıyorlar. İkincisi de Ar-Ge'ye kazandıkları paranın onda birini koyuyorlar. Onda birini. Yani şu anda %1'lerle filan biz konuşuyoruz. Onda birini koyuyorlar. Eğer Türkiye bu değişmekte olan, yeniden tasarlanmakta olan, ki işaretlerini çok net bir şekilde bu pandemi sırasında gördük. Dünyanın B planı havasına girmeye başladı Türkiye. Çin'den dolayı alternatif pazar arayanlar açısından. Üretim üssü olarak diyorsun. Üretim üssü olarak B planı dediğim o, evet, gerçekten üretim üssü olarak. Bu sürecin ben yoğunlaşacağını, artacağını düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Dünyanın en büyük pazarı hala Avrupa Birliği, 20 trilyon doların üzerinde İngiltere, euronun üzerinde İngiltere oradan ayrılmış olmasına rağmen ve
Türkiye'de işte o yerinde üretim, yerinde tüketim diyorsak, Türkiye burada komşu ve bugüne kadar Cumhuriyet'ten bu yana bu toprakların üzerine inşa ettikleriyle, ortaya koyabildiği imkan setiyle bu ihtiyaçları karşılamaya en yakın aday Türkiye. Yani bu tarafını da, ben bu perspektifi de hiç kaybetmemek gerektiğini düşünüyorum. Onun için bu çabalar çok çok önemli. İnovasyona yönelmek çok önemli. Ar-Ge'ye yönelmek çok önemli. Bunlar Türkiye'ye kazandıracak. Belki çocuklarımızın başka ülkelerde ekmek parası arama meselelerini, gitsinler, hiç sorun değil. Dünya büyük bir dünya artık, bir global köy. Bunu geriye döndürmek çok kolay değil. Ama burada onlara çok ihtiyaç var, çok da iş var. O açıdan da sizlerin yaptıklarınızı çok takdirle karşılıyorum. Buraya çivi çakan herkesten, herkese teşekkür etmek istiyorum. Lütfen kendinizi bir alkışlayın. Bizi değil, kendinizi alkışlayın. Çok teşekkür ediyorum. Evet, politikacı olarak ben oyumu vermeyi düşünebilirim sana, haklısın. Evet, yani. Politikayla hiç alakası yok. Biraz önce Tepez Belediye Başkanımız söyledi galiba. Evet. Politikayla hiç alakası yok söyleyeceklerimin diye ama. Evet. Şimdi ben birazcık tamamlayayım ama başka bir yerden bakacağım şimdi. Ben tamamlayacağım şöyle. Rusya-Ukrayna Savaşı birçok şeyi hızlandırdı, bir şeyi daha hızlandırdı. Haklısın, Türkiye bir üretim üssü olmaya çok ciddi aday haline geldi. Ve İnanamayacağız. Yani Hakan Bey'le de biz seyahat ediyoruz. Yani değişik illerimize gidiyoruz, sohbet ediyoruz, konuşuyoruz sanayicilerle. Ben de konuşuyorum aynı zamanda bunlarla beraberim bir şekilde. Müthiş bir esnekliğimiz var. Çok başarılıyız bu konuda. Ve çevik dediğimiz, bu İngilizce'de yeni girdiği, agile dedikleri bir şey var. Müthiş bir çevikliğimiz var. Yani ben Rusya'da 3 sene banka yönettim. 77 kişi vardı bankada. Aynı bankayı bana 7 Türk verseniz ben aynı şekilde yönetirdim. Çok daha pratiğizdir biz yani, çok daha basitizdir ve hızlı hareket ederiz. O yeteneklerimiz var, kabul. Yeşil mutabakatın ben bir ilerisine götüreceğim. Yeşil mutabakat yetmeyecek çünkü bu işi ESG dedikleri, Environmental Social Governance dedikleri bir üçlemenin içinde değerlendirmek lazım. Doğru. O kriterlerin, yani yeşil mutabakat bunun çevre bölümünün içine giren bir şey, o yetmiyor. Mesela social dedikleri aslında paylaşımcı bir kapitalizme doğru gitmesi gerekiyor. En azından yerel dengeleri koruyan işletmeler öne çıkacaklar ve bunun da ölçümleri var artık. Şimdi buraya gelmişken hazır, özellikle bir OSB'deyken bunun gerçekten çok önemli ve çok hızlı geleceğini, evet yeşil mutabakat, evet enerji vesaire meseleleri, ama sizler yerelleşmeyi çok şey yapmayın, kurtarıcı olarak sakın görmeyin. Geciktiğiniz takdirde o yerelleşme de bir süre sonra diğer rakiplere de, ESG'ye uyumlu, yeşil mutabakata uyumlu diğer rakiplerle size çok büyük dezavantaj getirecektir. Bunu çok ciddi olarak çalışmanız lazım ve çok hızlı çalışmanız lazım. Çalışmanız lazım derken size söylüyorum, aslında hepimizin çalışması lazım. Biz Dünya Gazetesi ya da dilimizin döndüğünce her yerde söylememiz, ama aslında bunun bir düzenlemeler silsilesi olduğunu ve o düzenlemelerin de bizi aslında rekabete hazır hale getireceğini lütfen akıldan çıkarmamak lazım deyip buradan da biraz Ankara dünyaya tarafına geçelim. Evet, ona bir mesaj vermemiz lazım diye düşünüyorum. Yani çünkü bu avantajlarımız süper iyi görünüyor. Fakat bir problem daha var. Şimdi o problemi ben dile getireyim. Sanırım Vatan Gazetesi'nde yazdığım sıralar dedi galiba, bir yazı yazdım ben. Avrupa Birliği'ne girmek istemiyorum dedim. Yani benim gibi bir adamın Avrupa Birliği'ne girmek istememesi mümkün değil. Ama o günden gördüğüm problemleri, daha sonra değişik ülkeler yaşadı ve Brexit geldi. Gördüğüm problem neydi diye bakarsanız, Avrupa Birliği dediğimiz bir müktesebat, bir uyum, kurallar bütünü dediğiniz yer, bir Amerika Birleşik Devletleri gibi bir Avrupa Birleşik Devletleri yok ortada. Olmayan ne diye, olan ne diye söyleyeyim, bir tane para birliği var. Olmayan ne, ortak anayasa yok. Ortak ordu yok ki ortak ordunun olmaması şu anda Avrupa Birliği'ni Rusya'dan sonraki en büyük kaybedeni haline getirdi, Ukrayna Savaşı'nı, ki Ukrayna'yı hani kaybeden olarak pek fazla saymıyorum, kurban olduklarını düşünüyorum.
Ama en büyük kaybeden artık NATO'da Amerika'nın dışında adım atamaz Avrupa. Ve inanılmaz bir silahlanma harcaması yapmak zorunda kalacaklar. O yüzden büyük kaybeden. Ama baktığınızda ortak ordu yok, ortak anayasa yok, ortak mali birlik yok. Tamam. Ve bunların olmadığı bir yerde Türkiye bu yapının içine girerse ve ortak para birimine girerse para politikasında bağımsızlığını kaybedecek ve rekabet gücünde çok ciddi hasar görecek dedim. O yüzden biz Avrupa Birliği'ne girmemeliyiz noktasına geldim. Bu tamamen bir ekonomist bakış açısıydı, onu söylemem lazım. Nitekim 2008 krizinde özellikle ve aslında biraz da Covid ve sonrasında da Güney Avrupa diyebileceğim benim, Fransa'yı dışında tutuyorum ama İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan kendi para birimleri euro olduğu için ve bunu devalüe edemedikleri ve bağımsız bir para politikası izleyemedikleri için müthiş bir rekabet dezavantajı yaşadılar. O dezavantajı Almanya büyük oranda kapattı ve aslında ele geçirdi. Bu Avrupa Birliği en fazla Almanya'ya yaradı. Ben bunu az çok ekonomist gözüyle baktığımda bizim açımızdan büyük bir dezavantaj olacağını düşünüyorum. Buna karşın o yazının ikinci bölümü şunu söylüyordu. Ben Avrupa Birliği'ne girmek istemiyorum ama Avrupa Birliği kriterlerinde bir ülkede yaşamak istiyorum dedim. O müktesebatın aynen uygulandığı, bütün kuralların, kaidelerin uygulandığı ve kabul edildiği bir ülkede yaşamak istiyorum. Bunun içinde iş yapma biçimleri dahil olmak üzere ki o zaman bu bahsettiğimiz üretim üssü olacak Türkiye'ye yatırım yapmak isteyenler Avrupa Birliği'ndeki kriterlerle aynı şeye koşullara sahip bir ülkede daha ucuz iş gücü, daha iyi üretim kapasitesi, daha iyi bir çalışabilecek iş gücü ki birçok Avrupa ülkesinde çalışan insan bulmakta çok zorlanıyorsunuz. Gerçi Türkiye'de de kalifiye insan bulmakta zorlanıyoruz ama başkanın belirttiği gibi eğitimle, hızlı eğitimlerle biz onları belli yerlere kanalize edebilme yeteneğine sahibiz, genç nüfusumuz sayesinde. O yüzden evet avantajlarımız çok büyük ama biz bu avantajlarımızın ya farkında değilce kullanmadık. Kullansaydık bir Çin olamazdık belki o büyüklükte olmadığımız için ama aynı kıyası Kore Savaşı'ndan bu yana Türkiye-Kore kıyası yaptığınızda göreceksiniz. Samsung, şaşıracaksınız. Ben Samsung'un şeyine gittim, fabrikasına gittim. Sorsam size o tarihi söyleyeniz çıkmayacaktır. Merdaneli çamaşır makinesi ve transistörlü radyo ilk üretimi. Yıl kaç? 1982. Arçelik'ten sonra kurulmuş. Bugün Samsung nerede, Arçelik nerede? Şimdi evet iyi taraflarımız var ama bu kapasiteyi son derece verimsiz kullanıyoruz. Nerede derseniz birçok alanda var ama hani iyileştirilmesi gereken biraz da iğneyi kendimize batıralım diye. Hani burada kesinlikle. Yani evet iyi taraflarımız var. O yüzden politikacı olarak sana uyumu verebilirim ama diğer tarafta da bazı değişmesi gereken temel gerçeklerimiz olduğunu da kabul ederek yola çıkmamız lazım diyorum. O yüzden bu çabalarınız hani inovasyon çabaları, eğitim çabaları bence hiç yoktan iyidir ama topyekün bir değişimin olması ancak o zaman biz Avrupa'da rekabet edebilir büyük hale gelebileceğiz. Ona da gerileyen bir yolumuz var. Oraya doğru da gittiğimizi düşünmüyorum yani. Evet. Çok iş yapma biçimimizde yaşanan sıkıntılardan dolayı diyerek gene sona bırakayım. Biraz önce Ali Başkan yani bir şey daha ekleyeyim sonra dünya ekonomisine geçelim. Bilim ve teknoloji dedi ona bir vurgu yaptı. Mesela senin de söylediğin çerçevede şu anda bence en acil görevlerden bir tanesi yeni bilimsel araştırma enstitülerinin kurulması. Bak Amerika, bunlar böyle Amerika son derece güçlü bir enstitü ve bilimsel donanıma sahip olmasına rağmen 2010 yılında tuttular dediler ki biz 45 yeni bilimsel araştırma enstitüsü kuracağız. Ve şu ana kadar 20 tanesini de kurmuş vaziyetteler. Mariana Mazzucato diye bir İngiliz iktisatçı var. Bunun kitabı geçenlerde bizim Koç Üniversitesi'nden çıktı ama da Girişimci Devlet adıyla onun söylediği bir şey var. Diyor ki 2013'te onu Financial Times'ın baş ekonomisti Martin Wolf yazmıştı. İnovasyonun gerçek motoru devlet diye.
Bak, devletin de bu işin içine çok ciddi şekilde girmesi lazım. Ama her şeyi ya, benim olsun diye değil. Oraya ama hemen girebilir miyim? Çok özür dileyerek bak, girebilir miyim? Bir tamamlayayım ondan tamam, sonra peki. Gir lütfen. O söylediği şey şu. Amerika dahil, yani kadın çok açık bir şekilde Amerika'nın dediğini yapmayın ama yaptığını yapın diyor. Ve bu bilimsel enstitüler üzerinden Tesla dahil kime ne kadar destek aktarıldığını, kiminlerin önüne yapılmış araştırmaların al sen bunu üret diye verildiğini sayfa sayfa anlatıyor. Yani o ekosistemin şimdi buradaki çaba çok büyük bir çaba ama o ekosistemi geliştirecek belki buradan fikir de gitmesi lazım. Mutlaka devletin de aktif bir rol alması gerektiğini düşünüyorum biraz önce söylediklerin üzerinden. Yolu açmasına katılıyorum. Evet. Bilimsel araştırmaların sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesine destek olmasına katılıyorum. Ama mesela şuna katılmıyorum. Bu benim çok sıkça eleştirdiğim bir konu. Tarımsal teşviklerden örnek vereyim. Çok uzağa gitmeyeyim çünkü. Tarımda kendi kendine yeterli bir ülkeden bugün nohutunu, kırmızı mercimeğini Kanada'dan, Pakistan'dan, Afrika'dan ithal eden bir ülke haline geldik. Acı bir şey. Türkiye gibi tarım ülkesi ve tarımın çok önde olması gereken bir ülke için bana göre acı bir şey ama bunu özellikle hayvancılık alanında inanılmaz destekler verdik. A, suistimal edildi, geçtim. Ama B, bana bunu her zaman, her ortamda söylüyorum. Bana ne olur ölçülmüş bir teşvik mekanizması getirin. Ben şu ana kadar verilmiş teşviklerden bir tanesinin ölçüldüğünü görmedim. Ne olur varsa haberim olsun. Bunu da söylemekten artık sıkıldım. Bir tane ölçülmüş bir teşvik mekanizması. Tarımsal, sanayi vesaire ölçülmüş. Ben şu teşviği verdim. Amacım buydu. Bu amaca %X oranında %5 ulaştım, %95 ulaştım. Ha, bu %5 olanı bir daha vermeyeceğim. %95 olanı 3 katını vereceğim diyen bir mekanizma kuralım. Bir öneri. Hazır burada sanayici ve OSB başkanımızı da bulmuşken hani bu bir yerden belki ulaşır bir yere umuduyla bir çabam var ama şimdi devletin bana göre ortamı hazırlaması kesin gerekiyor. Girişimci ekosistemi yanında bilimsel ekosisteminde ki ben burada hocam sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Yani burada başkana da teşekkür edeyim. Üniversite işbirliğinin oldukça yoğun olduğu bir şeydeyiz, pazardayız şu anda, inovasyon pazarınızda. Bu çok güzel bir şey. Seçicileri var, dışarıda üniversitelerin şeyleri var, tanıtım şeyleri var, kioskları var vesaire. Bunlar çok güzel şeyler ama devlete çok da abanmayalım. Çok güvenmeyelim, devletsiz yapabildiklerimizi yapalım, devlet sadece ortamı hazırlasın. Ben burada hani Amerika'da dünyanın en fazla sübvanse edilen şirketi, dünyanın en pahalı şirketi. Neresi? Tesla. Dünyanın en fazla sübvanse edilen Amerika her sene 4 trilyon dolar veriyor. 4 milyar dolar veriyor. Nerede? 4 trilyon da amma abarttım ha. 4 milyar dolar veriyor. İnanılmaz bir para veriyor. Ve dünyanın en fazla manipüle edilen şirketi hisse senedi. Kimin tarafından? Elon Musk tarafından. Yani ayrı bir durum ama Tesla 4 milyar dolar hakikaten her sene destek alıyor. Evet. İnanılmaz. Bize de verirsin der, 4 milyar neler yaparız diyeceksiniz. 4 milyar verecek devlet yok maalesef. 800 milyar dolardan bir şirkete 4 milyar dolar çıkamıyor maalesef. Ama ortamı hazırladığım zaman ben hakikaten buradaki insanlardan, diğer illerde gittiğim hemen hemen her toplantıda, burada üniversite öğrencileri de var, onlara hakikaten daha fazla görev düşüyor. Biraz da onları motive etmek için konuşuyoruz belki ama çok güzel şeyler çıkabileceğine ben de inanıyorum. Ama yeter ki ortamı hazırlayalım. Ortamı hazırla ama işte ortamı hazırlamak için de akıllı olmak lazım. Akıllı devlet de olmak lazım. Şimdi mesela Ar-Ge'nin de, biz 1600 tane Ar-Ge merkezimiz var şimdi. Ama bunlardan biraz önce söylediğine katılıyorum. Yeterince ürün alamıyoruz. Yeterince patent alamıyoruz. Çünkü işin gidişatını tam akıllı biçimde takip etmiyoruz. Sadece ölçmenin ötesinde de. Önce ölçeceğiz abi. Ar-Ge'nin yapısı değişiyor bütün dünyada. Bu BioNTech bize bunu öğretti. Nedir artık öyle Ar-Ge merkezi kurarak olmuyor bu iş. Ama startuptan başlıyor, büyük şirketle bir arada işbirliği içinde hareket ediyor. Ondan sonra ortaya
bir aşıyı çıkarabiliyor. O Pfizer'ın dağıtım gücüyle BioNTech'in üretim gücü bir araya gelince, o inovasyon gücü bir araya gelince bambaşka bir ortam ortaya çıkabiliyor. Neyse, biz bunu şimdi bizden asıl beklenen konulara geçelim istersen. Bir çok kısaca, dünyada bir yavaşlama eğilimi görünüyor. Her gün aşağıya doğru bir revizyon var büyümelerde. Bir stagflasyon meselesi de konuşulmaya, yani durgunluk içinde bir enflasyon meselesi konuşulmaya başlandı. Sana göre böyle bir noktaya doğru gidiyor mu dünya? Ve bu Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Çünkü yavaş yavaş ihracat tarafında da siparişler hala güçlü, devam ediyor. Ama ihracat tarafında da mesela bu iktisadi yönelim anketinde de Merkez Bankası'nın gördüm ben. Gelecek 3 ayki siparişlerde orada da hafif bir yavaşlama var. Ya, seninle yaptığım sohbetlerin bir tanesinde burada Fed'in hiçbir suçu yok demiştik hatırlarsan. He. Şimdi biraz gene dünya toz bulutuna gitmeyelim ama son faiz artışı sürecine başladığında 25 bas puanla başladığı gün ben zaten çok geç kaldılar dedim. Aslında daha önceden geç kaldılar. Nerede geç kaldılar? Bu parasal gelişmeyle hisse senetleri, borsaları yukarıda tuttuğunuz sürece ya da bedava parayı piyasaya verdiğiniz sürece o bedava para kazanacak yer arıyor. Nerede buluyor bu parayı? Teknik olarak hisse senetlerinde buluyor. Aslında bir yerde daha buluyor. Sizleri ve bizleri çok yakından ilgilendiren ham madde piyasasında. Çünkü ham madde piyasası artık finansallaştı. Bugün buğdayla uğraşan bir un üreticisinin başı Londra'daki ya da New York'taki bir fon yöneticisiyle belada. Neden? Ufacık bir haberle buğday fiyatını X, Y, Z çat diye bir yere çıkarabiliyorlar. Ha, şey buna da yardımcı olmadı değil. Savaş tabii ki çok önemli bir sebep oldu. Doğru. Ama öncelikli olarak yani özellikle 2008 bir tarafa, onun etkilerini daha henüz bertaraf edemeden, parasal genişleme etkilerini bertaraf edemeden Covid geldi. Covid gelince iki katına çıktı Fed bilançosu. 4,5 trilyon dolar büyük dediydik, 9 trilyona geldi. Şimdi bu paranın 2 trilyon doları bankaların elinde boşta duruyor. Fed bugün parasal daralmaya başladı, başlayacak tartışmalarına rağmen zaten fazla bir para var ortalıkta. A, bunu çekmiş olmanız lazımdı. Bunu da geç kaldılar. B, üzerine tedarik zinciri, Covid'le birlikte gelen tedarik zincirlerinin yaratmış olduğu fiyatlayamama problemi çıktı. Fiyatlayamama dediğiniz şey de, buyurun bizim ikinci el araba fiyatları birinci el araba fiyatlarını geçti. İki temel sebebi vardı. 8,5 faizleri indirdik biz. O faizi bulan herkes gitti araba aldı. Araba yoktu. Neden? A, birinci el üretimleri zaten Çin'deki çip krizi nedeniyle sıkıntıya uğramıştı. B, bir sonuçta bir program var. Yani siz 8,5 indirdiniz diye faizleri Almanya çok daha fazla Audi ya da BMW üretip Türkiye'ye göndermeyecek. O yüzden de ikinci el fiyatları yukarı çıktı. Şimdi ekonomide çok klasik bir şey vardır. Teorem vardır, teori vardır. O da fiyatlar aşağı yönlü katıdırlar. Yani prices are downward rigid diyoruz. Yukarı yönlü gitmekte çok rahattırlar ama aşağı inmekte çok katıdırlar. Yani yavaş inerler. Şimdi enflasyon da böyle bir şey. Fiyat adınız çıktı mı 9'a inmez 8'e. Bunun tam Türkçesi bu aslında. Fiyatlar da çıktı mı 9'a inmiyorlar 8'e. Bir de bunu siz Fed'le bedava parayla desteklediniz. Süper. Üstüne bir de şey geldi, savaş geldi. Şimdi yaşanan sorun şu ve bunun önüne almaları hayli zor. O zamana kadar parasal genişlemenin ve Covid'den ertelenen talebin talep yönlü bir enflasyonu var iken şimdi arz yönlü bir enflasyon şokuyla uğraşıyor dünya. Ve maalesef bunu faiz artışıyla çözemezsiniz. Devamında enerji tarafı stabil hale gelmeden küresel enflasyonu kontrol altına alamayacaksınız. Alamayacaklar. Şimdi nasıl stabil hale gelecek derseniz Avrupa'nın enerji denklemi içinden çıkılamaz halde. Oranın kuzey akım ki Ukrayna Savaşı'nın çıkış sebebidir. Kuzey akım bütün enerji denklemini sakinleştirip maalesef tamamen Rusya'ya bağımlı hale getirecekti. Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği'ne. Amerika buna taş koydu ve kuzey akımı açtırmam dedi. Andan itibaren neden savaş çıktı. Şimdi burada o denklemi çözmek kolay değil. Neden? 2-3 tane unsur var. Yani birçoğunuz takip ediyorsunuzdur ama
Ben biraz petrol tarafını fazla önemsediğim için bu aralar euro petrodolar tarafını önemsemiyorum ama arz güvenliğini çok önemsiyorum. Avrupa'nın ham petrolünün %25'i Rusya'dan geliyordu. Az çok yenilenebilir, yerine konulabilir. Nasıl konulacak? Venezuela'yla barış yapacaksınız, İran'la barış yapacaksınız, Libya'yı sakinleştireceksiniz, üretimleri arttırırsınız. Çok hızlı artmaz. İki yıldan önce kolay kolay Rusya'nın üretim yerine dolduramazlar, mümkün değil. Çünkü İran 35 yıldır yaptırımlar altında, oradaki üretim kapasitesi 4.5 milyon varil, şu anda 1.9 milyon varil günde üretim yapıyor. 1.9 ya da 2'yi 4.5'a çıkarmanız için 2 yıl gerekiyor. Maalesef böyle bir problem vardır petrol dünyasında. Daha kötüsü ham petrol tarafında böyle bir sıkıntı yaşanırken esas problem Avrupa'da rafine ürünler tarafında var. %40'ını Rusya'dan alıyorlar. Dizel, jet, benzin. Bunu yerine koymanız çok kolay kolay mümkün değil. 40 dolara çıktı rafineri marjı. Bir varil petroldeki rafineri marjı 40 dolara çıktı. Bu ekstraordinary bir yüksekliktir. Ekstraordinary derken Covid'de bu -2.5 dolardaydı. Normal Akdeniz'in yüksek fiyat ortalaması 9.5 ile 15 dolar arasında dalganırdı. 40 dolara çıktı. 125 dolara 40 dolar para kazanıyor rafineri. Büyük para. Bizlerin ödediği çok büyük bir bedel var aslında. Biz ham petrolden daha fazlasını ödüyoruz. Rafineri tarafındaki marjları ödüyoruz. Bu Türkiye için geçerli değil, tüm dünya için geçerli. Çünkü o mallar dünya malı. Her yerde. Ama tedariğinde problem var gene. Bir üçüncü problem gazda çıkıyor Avrupa'da. 12 milyar metreküplük bir ihtiyacı var. Bunu karşılamanız imkan ve ihtimal dahilinde değil. Dünyadaki bütün yüzer stokları oraya aktarsanız dahi sıvı olarak aktarıyorsunuz. Onları Avrupa'da gazlaştırmanız lazım. O gazlaştırma üniteleri kapasitesi yok orada. Almanya 2 tane gazlaştırma ünitesi yapmaya karar verdi. 100 milyar euro. 3 yıl sürüyor. Bir yerde gazlaştırma fazlası var İspanya'da. Bu sefer onu taşıyacak doğal boru hattı yok. 2 yıl sürüyor. İsrail gazını Avrupa'ya taşıyacağız Türkiye üzerinden ki bence Türkiye'nin en yakın dönemde bu kriz sırasında yakaladığı en büyük fırsattır. 2013'te çok büyük bir fırsatı kaçırdık. Bununla ilgili bir kitap yazacağım zaten. İnşallah. 2013'te kaçırdığımız fırsat şimdi savaşta ayağımıza geldi. İnşallah kaçırmayız. İsrail gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya götüreceksiniz. 2,5 milyar metreküp karşılıyor. Yetmiyor. Ama önemli değil. 900 kilometresi deniz üzerinden, denizden, offshore. 250-300 kilometre Türkiye üzerinden 3 yıl sürüyor. Ya bu sene nasıl bir beklentim var petrol fiyatı bakımından? 95 doların altı hayaldir bana göre. Eşittir Türkiye için her 10 dolar dediğiniz şey 60 dolar, bütçe 70 dolardaydı. Her 10 dolar 4 milyar dolar bu babacanın zamanından kalma bir hesaptır. Peki demir çelik? 25 milyar dolar. Demir çelik. Ekstra ödeyeceğimiz. Doğru, doğru. Yani zaten ilk 3 ayda 25 milyar dolar ödedik. Ekstra ödeyeceğimiz, yani bizim bütçemize göre ekstra ödeyeceğimiz evet, yani. Evet, belki daha bile daha fazla, da fazla olabilecek. Yani evet. 25 milyar doları ilk 3 ayda bu 95'e göre hesapladım bunu, çok özür diliyorum. 110-115 dolarlara göre üzerine 15-20 milyar dolar daha ekledim. 90 ile 100 milyar dolar arasında bu sene bizim enerji faturası tutma ihtimali yani 55 milyar dolar. Geçen sene 51 milyar dolardı evet, bu. 50-55 milyar dolardan şu anda en az 75-90 milyar böyle diğer var. Emtialarla ham maddeyle ilgili var mı mesela böyle çarpıcı hani şimdi bu 95 doların altına inmez deyince bu bir perspektif veriyor. Evet. Şimdi burada şimdi işin bu enerji tarafı. Evet. İşin bir de endüstriyel metaller sizleri yakından ilgilendirdiğini düşündüğüm kısmı bir de tarımsal emtia bölgesi var. Endüstriyel metallerde şimdi nikelde saçma sapan hareketler oldu. Nikeli bir dışarı tutuyorum bu sefer. Geçen sene bakırdaydı benzer bir durum. Bakır çok şeydir, istikrarlı hale geldi. Çünkü Çin tarafında ve bu gene yerelleşmenin getirdiği Çin'in aşırı taleplerinin yarattığı o zıplamalar pek fazla görülmüyor bakırda. O yüzden endüstriyel metaller tarafı görece istikrarlı. Gelelim tarımsal emtia tarafına. Başımız belada. Yani sadece bizim değil, bütün dünyanın başı belada. Çünkü ekonomist kapak yaptı. Yakın zamanda gördünüz mü bilmiyorum. Tarımsal katastrof diye bir kapağı var.
food katastrof dedikleri gıdatı katastrofu. Buday Başakları... The Economist değil mi? The Economist. The Economist, evet. Yani sen nasıl The Aliaoğlu'nun The Economist olduğunu, evet. Buday Başakları'nı kuru kapa şeklinde yapmışlar böyle kapakta. Orada büyük problem var. Orada iki tane problem var aslında. Birincisi Ukrayna'dan kaynaklanan tedarik problemi. Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan kaynaklanan tedarik problemi. O problem şimdi taşıma tarafında bir problem var. Seneye Ekim'le ilgili problem çıkacak. O savaş olan bölgede nereye ekeceksiniz? Tank geçecek mi geçmeyecek mi? Böyle bir garip bir durum var. Bir de şey dikkatimi çekti. Bir parantez açayım. Bu Ursula von der Leyen bir açıklama yaptı bu şeyde. Dedi ki Rus topçusu özellikle Ukrayna'daki buğday tahıl silolarını vuruyor dedi. Yani bu da çok ilginç yani ya Rusya'nın işte, ya, Rusya böyle bir eğilim içerisinde mi nedir yani burada bir... Tam birebir öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben asker değilim, asker çocuğum ama asker değilim. Hayır yani, Rusya politik olarak canım topçu ne hedef verirsen yani, orayı vurur. Ya gideceksiniz akaryakıt deposunu vuracaksınız ya ekmek fırınını vuracaksınız. Yani ekonomi şey, askeri bir olay herhalde öyle bir politik bir şey yani, olduğunu düşünmüyorum. Ama esas başka bir problem, ikinci problemi söyleyeyim. İkinci problem daha çarpıcı ve şaşırtıcı bir problem. Buğday tüketmeyen ülkeler buğday stoğu yapmaya başladılar. Uzak Doğu. Pirinç tüketirler. Buğday tüketmezler. Hayır. Enerji, gıda arz güvenliği sebebiyle onlar bile buğday stoklamaya başladılar. Ya buğday talebi olmayan ülke buğday talep etmeye başladı. Bizim gibi buğday bazlı beslenen ülkeler için de bu fiyat problemi yaratıyor. Şimdi buradan biraz önce söylediğim dışarıdan ithal ettiğimiz bir tedarik güvenliği problemi ithal ediyoruz ya da öyle bir problem yaşıyoruz. İki bir de hakikaten enflasyon ithal ediyoruz ki en fazla tükettiğimiz konulardan bir tanesi tarımsal emtia ve bayağı dışa bağımlıyız orada. Türkiye açısından ciddi sorun yaratıyor. Enerjiden bir darbe alıyoruz. Bir de tarımsal emtia tarafından darbe alıyoruz. Bunların hepsi dönüp dolaşıp bize cari açık olarak yansıyor. Evet. Şimdi buna çözüm üretilebilir mi? Arz yönlü bu şoklara Türkiye aslında bana göre İyi de bir çözüm üretti. Bunu aslında başta biraz hata yaptık, bocaladık, yalpaladık ama iki ülkeyle aynı anda konuşabilen tek ülkeyiz. Rusya ve Ukrayna ile aynı anda konuşan iki tane barış görüşmesinin yapıldığı tek ülkeyiz. Avantaj ve yaptırımlara uymuyoruz. O da ilginç. Biz Birleşmiş Milletler yaptırımlarına uyarız diye tarihi ve iyi bir karar almışız. Hani Montreux'da mesela tarihi olarak Atatürk'e ben bir kez daha minnettarım. Bu kadar uzak görüşte olunmazmış. Yani Montreux bile hayatımızı kurtardı bu dönemde. Şimdi üstüne üstlük yaptırımlarda da biz Birleşmiş Milletler'e uyarız. Ülke yaptırımları bizi bağlamaz deyip çıkmışız içinden. O sayede ticaretimiz de devam edebiliyor. Biz gene şu anda az hasarla atlattık bunu. Yani tedarik konusunda az hasarla atlattık. Ama yine de bir cari açık problemi ortaya evet, çıktı. Kaç gibi beklersin bu sene? Nereye doğru gider? Yani bana, ilk başta hedeflenen hani bir filan o kadardı en fazla. Bir iki milyar doları geçmez diye. Çin modeline geçip cari fazla verecektik biz bir de. Hiç veremedik. Evdeki mobilyaları sattık, stokları tükettik. Şimdi cari açığa döndük. Yani bizim kötü verdiğimiz senelerde bu 35-45 milyar dolarlara çıkmıştı. Hatta bir ara 7 milyar dolara çıktı ama ben bu sene 25 milyar doların altını mümkün görmediğim gibi fiyatlar uzun süre böyle kalmaya devam ettiği takdirde bu rakam 45-55 arasında yeniden gelecek. Şimdi ki orası burada, daha muhtemel görünüyor 45-55 evet, arası. Şimdi burada bir şeyi söylemem lazım. Hani hem sizlere biraz uyarı hem biraz bilgi. Şimdi bizim ekonomistler arkadaşlarımızın çoğu bu hatayı yapmıyor ama sıradan sohbetlerde ve özellikle politikacılarda garip bir söylem vardı. Fonlanabildiği sürece cari açıkta sorun yok. Böyle bir şey olmaz. Fonlayamadığınız sürece cari açık veremezsiniz. Fonlamanızın da iki tane kaynağı var. Birincisi ya doğrudan da borç alırsınız bankalar, şirketler, finans kurumları üzerinden doğrudan borç alırsınız ki şu anda Türkiye'nin CDS'i 730'da, Amerika'nın 5 yıllık CDS, Amerika'nın 5 yıllığı 270'de toplamı 10'a gelir. %10 dolar faizi kazanabilen kaç tane işletmemiz var burada? Lütfen herkes kendi bilançosuna dönsün baksın. Onun üzerinde bir yerde borçlanabilmeniz lazım ki kaynak girsin Türkiye'ye.
Bir. İki, borçlanabileceğiniz ikinci yol da akretiftir. Yurt dışına akretif açarsınız vadeli, burada gelirsiniz peşin satarsınız, fonlama sağlarsınız. Akretif tarafında da sorun yaşıyoruz. Özellikle Türk bankalarının yurt dışı bankalardan teyit ekleme zorlukları var. Çünkü yabancı bankaların Türkiye limitlerini kısmaları nedeniyle. Yine cari açığı yaratamama probleminizle karşı karşıya kalıyorsunuz. O zaman gidiyorsunuz cepten, rezervden ödüyorsunuz. Bu sefer rezerv tarafı problem çıkartıyor. Mesela böyle bir negatif kısır döngüye doğru yol alıyoruz. Umarım ve dilerim ki bir ara bunu daha net ve kalpten hissederiz ki bazı önlemler alırız. Evet, ama işte bütün bunlar kurları da ciddi şekilde etkileyecek. Bir etkiliyor. Böyle yukarıya doğru da bir hafif eğilim başladı. Yani sana göre, sen teknik analiz tarafıyla da ilgileniyorsun. Gerçi hani ne kadar fiyatların içine doğru bilgiler, veriler giriyor, o tarafı çok önemli teknik analizde doğru tahminleri yapabilmek için, analizleri yapabilmek için, ama gene de gördüğün tecrübenle, birikiminle nasıl bir yere doğru gidiyoruz bu kurlarda? Dolar kuru, euro kuru ne olur pariteyle birlikte değerlendirdiğinde? Kolaydan başlayabilir miyim? Lütfen. Kolay sorudan başlayayım. Kolaydan zora doğru akıyor zaten. Evet. Pariteden başlayayım. Paritede şöyle, bu biraz evvel söylediğin stagflasyon Avrupa için şu anda yaşıyorlar zaten. Yani bir durgunluk gerçekten var. O bizi doğrudan etkiliyor. Daha da etkileyecek. İşimiz orada biraz daha zorlaşacak. Ama Avrupa'yı daha fazla etkiliyor. Durgunluk var. Bir de dışarıdan ithal ettikleri enflasyon var. Stagflasyon bu euroyu aşağı çekiyor. Evet, Lagarde faiz arttırmaya razı oldu. Mecburen. Çünkü çok korkunç bir Almanya'da üfe bir ayda %30,5 çıktı. Euro bazında üretici fiyatı bir ayda %30 arttı. Olacak iş değil. Müthiş bir artış, müthiş. Bunun bir şey, birazcık önünü alabilmek için en azından şu bedava paranın veya ucuz parayı biraz pahalandıralım dediler. O sayede 1.07'lere kadar geldi euro. 1.09.50 önemli bir seviye. 0.925.50 önemli bir seviye. Maksimum benim bir yıllık perspektifte görebildiğim yer 1.12-1.12.50. Onun üzerine ben euroyu çıkacağını düşünmüyorum. Parite tarafında Avrupa Birliği'nin işi zor. Biraz daha değersiz euroya doğru gitmeleri gerekiyor ki ihracat, müthiş bir Rusya pazarı kaybettiler. Bizim burada konuştuğumuz enerji tarafında sıkıntı geldi Avrupa'ya, ama Rusya, müthiş bir Rusya pazarı kaybetti Avrupa. Aynı zamanda pazar kaybettiler. Yani bunlar euroyu da aşağı çekici unsurlar. Bizi de olumsuz etkiliyor. Teknik analiz konusuna, şu anda Türk lirasının teknik analizi yapılabilir değil. Yapılamaz. Sebebi de şu: teknik analiz dediğim benim grafikler üzerinden bir tahmin yöntemidir. Bu 110 değişik metot kullanılır. Ben de uzun yıllardır kullanıyorum. Tek temel bir varsayımı vardır. Bütün bilgi fiyatın içindedir der. Ve serbest oluştuğu, fiyat serbest oluştuğu zaman onun analizini yapabilirsin. Şu anda Türkiye'de dolar kuru maalesef serbest oluşmuyor. Hakeza faiz serbest oluşmuyor. Yani bir tarafta %17 kur korumalı mevduat faizi var. Bir tarafta %28-30 arası kredi faizi var. Öteki tarafta %70 enflasyon var. Ben hep söylerim, asıl olan faizdir. Faiz denkliğini sağlayamadığımız veya bir platoda, hani 30'lu faizde artı eksi %10 deseniz bile bir platodur bu. Bir platoya oturtamadığınız sürece dolar kurunda fiyatlamanız çok zorlaşıyor. Çünkü evet, dolar kuru, biz zannederiz ki asıl olan dolar kurudur. Hayır, dolar kurunu bile faiz belirler. Faiziniz yüksekse dolar düşer, faiziniz düşükse dolar çıkar. Yani bir şey çıkar. Söyleyeceğim mi? Bir rakam verecek misin? Enayi miyim ben? Beklenti yok, o faiz belirler filan. Sadece şunu söyleyeceğim. Bizim gene teknik analiz veya piyasa, benim trader tarafım da var, yani hazineci tarafım da var. Bizim söylediğimiz bir şey vardır. Aşağı yönlü potansiyel mi yüksek, yukarı yönlü potansiyel mi yüksek derseniz, kur buradan aşağı gittiğinizde ben hepinize sorayım, kaçtan alırsınız? 13'ten alır mısınız bugün? 13'ten alırım diyenler vardır. 14'ten alırım diyenler o da vardır. 15'e bile razı vardır. Demek ki aşağı tarafı sınırlı. Aşağı inme ihtimali azalır, az. Yukarıya inme ihtimali daha yüksek. Ha, nereye gider sorusunun yanıtı şöyle yok bende. Bir kopup gitme ihtimalimiz azaldı. Yani kopup gitmeden kastım da şu. Hatırlarsın, bir gün 13 liradan 49 liraya çıkmıştı.
Yani kaçtı? 94'te 12 galiba. Liradan 42 liraya çıktı. Evet. Yani 13 liradan 42 liraya çıktı. Bir günden 94'te böyle 5 Nisan kararlarına yol açan Nisan, hadise. Evet. Böyle bir gün yaşar mıyız zannetmiyorum. İşte 18'e doğru giden 13'ten yani 11'den 18'e giden hızlı hareket gibi bir şey ona da zannetmiyorum. Neden derseniz onların olması için yabancıların Türkiye'de olması gerekiyor. Yabancı traderların veya pozisyon alanların onlar yoklar Türkiye'de. Zorlama bazı pozisyon alanlar vardır ama onlarla ilişkimizi bayağıdan beri koparttık. Yani 3 defa köprüleri yıktık, swap köprülerini. Onlar Türkiye'de yoklar. Biz bizeyiz. Biz de bir şekilde ortak mutabakatla belli bir yerde tutmaya çalışıyoruz. Ta ki işler çok sarpa sarana kadar. Çok sarpa sararsa ne olur diye baktığımızda tedarik problemi yaşarız. Ve bir sonraki kriz kurdan çıkmayacak. Yani benim tahminim bir sonraki yaşayacağımız sıkıntı ödemeler dengesi tarafında sıkıntı yaşayacağız. İthalat yapmakta zorlanabiliriz. O zaman fiyatını tartışır mıyız noktasını yani pek fazla tartışmayabiliriz. Çünkü zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılamak için herhangi bir fiyata razı olabiliriz. O fiyat neresidir bilmiyorum ama makulü nedir diye sorarsan makulü bana faizi denkleştirmeden makulü söylemem mümkün değil diyeceğim. Doğru. Bana faizi denkleştirmeniz lazım. Bir yere oturtmanız lazım. Mesela şimdi bir süper bono beklentisi var. Yani süper bono dediğin nedir diye sorduğumda benim aklıma işte %195'lik bir derviş bonosu, %50'lik Tansu Çiller bonosu gelir benim aklıma. O şimdi, 3 aylıkta ama. 3 aylıkta yani ama. Yani bileşi 10 yıllık 406 idi. Tabii bileşi 406 idi. Hayatımda kazandığım en büyük paradır. Yani ilk defa cebimde bir para görmüştüm, ona yatırmıştım. Param 3 ay sonra %50 artmıştı. Müthişti ama ertesinde çarklar dönüyordu. %406 deyince 1000 lira yatırsan 5000 lira alıyorsun tabii, sene sonu. Tabii. Tabii ben 2001 krizde 7200 faizi veren kişi olarak da söylüyorum. O bile benim için çok kazanamadığım için, ödeyen tarafta olduğum için bankacı olarak mutsuz etmişti ama şunu söyleyeyim abi, bir faiz denkliği, süper bono, enflasyona endeksli işte 5-10 fark gelecek. O zaman biz bu kadar sıkıntıyı neden yaşıyoruz diye sormak lazım. Bilmiyorum herhalde sorarız o gün de. Peki o bir işe yarar mı sorusunu önden söyleyeyim mesela. Kur korumalı mevduat işe yaradı mı? Kısa bir süre yaradı. Kısa bir süre yaradı. 18'den 13'e düşürdü. Evet. Aslında o bir müdahaleydi. Zaten bütün müdahaleler için geçerli olan bir şey var. Müdahale zaman kazandırır. Siz o zaman da ne yapacağınıza bakın. O zaman da o müdahaleyi gerektiren koşulu ortadan kaldırıp tekrarlanmasının önüne geçtiyseniz müdahale başarılıdır ve işe yarar. Ama biz kur korumalı mevduatta evet 13'e indirdik. Şimdi tekrar 16'dayız. Bir işe yaradı mı? Tam tersine bir de kur korumalı mevduatta 10 Ağustos'un ortasında tekrardan bir uğraşacağız. Nasıl bir çözüm bulunacak onu da bilmiyoruz. Tamam o tarafını bakalım nasıl bir çözüm bulunacak. Bütün verili koşulları dikkate aldığında tartışmalar ayrı. Ne yaparsın? Nereye yatırırsın? Altını düşün, doları düşün, euroyu düşün, gayrimenkulü düşün. Yani bütün tasarruf araçlarını diyelim, bizim kabul ettiğimiz, düşündüğünde nasıl bir, diyelim 100 ya, bin lira param var, 1 milyon lira param var, neyse. Tabii eskiden 100 bin lira diye soruyorduk. Şimdi 1 milyon diye soruluyor. Şimdi, oradan herkes kendine göre bir pay çıkarsın. Ya şöyle, dövizde veya altında olanlar için çok yapılacak fazla bir şey yok. Bozmazsınız, beklersiniz ne olacak diye biraz o tarafta. Sorun Türk lirasında kalanlarda oldu. Kur korumalı mevduat onun önemli bir kısmını dövize çevirdi zaten. Şimdi bizim burada mesela faiz ne olacak sorusunu benim için sıkıntılı kısmı şurası. Sayın Bakan açıkladı, Merkez Bankası politika faizini anlamsızlaştırdık. Siz çok dikkat etmiyorsunuzdur belki ama bugün bir tane para politikası kurulu toplantısı var. Kaç olacak faiz diye düşünen var mı ya da soran var mı aranızda? Çünkü anlamsızlaştırıldı. Diğer taraftan kur korumalı mevduatla birlikte toplam mevduatın içindeki Türk lirasının payı %35'e düştü. Kur korumalılar TL ama onlar sonuçta dolara endeksli olduğu için onları dolar tarafına geçirdiğinizde %35. Bu %35'in içinde sanayicilerin cari hesapları var işte TL üzerinden ödeme yapmak zorunda kaldıkları için onun da bir kısmı var. Çok az bir TL mevduat kaldı. Yani hakikaten TL'de durmak çok anlamsızlaştı. Nereye gitti insanlar? Çok önemli bir kısmı gayrimenkule gitti.
Antalya olarak gerçekten çok şanslısınız ya da çok şanslısınız. Şimdi gayrimenkul olanlar için çok büyük şans, gayrimenkul olmayıp kirada oturanlar için büyük bir şanssızlık. Ruslar ve Ukraynalılar aynı anda geldiler sizin buraya. Onlar da bir zıplattılar. Enflasyon tarafında insanlar korunmak için gayrimenkule yöneldiler. O enflasyon fiyatları yükseltti. Arkasından gene konuta sübvanse edilmiş bir kredi dalgası geldi. O bir kez daha yukarı çıkarttı. Şu anda alternatif bir gayrimenkul tarafı, iki borsa tarafı kaldı Türk lirasında kalanlar için. Büyük parası olanlar gayrimenkule, küçük tasarrufu olanlar borsaya gittiler. Borsa Türk dolar bazında halen daha çok ucuz. Mesela borsa alternatif midir? Benim için alternatiflerden biridir, özellikle küçük tasarruflar için. Ama gayrimenkul fiyatları, hani Antalya'da bir yerim olsaydı herhalde satardım diye düşünüyorum. Yani bana biraz overshoot dediğimiz aşırı bölgeye geçtiğini düşündüğüm bir yer. Döviz alır mısınız buradan sorusu? Ben de pek yanıtı olmayan bir soru. Almam herhalde. İhtiyacım yoksa almam ama ihtiyacım varsa da almayı düşünürüm. Hani son bir şey, eğer bu süper bono değil ama enflasyona endeksli bir Türk lirası bonosu çıkarsa o iyi bir yatırım alternatifi olabilir Türk lirası için. Dövizden oraya kayış olur mu? Onu pek beklemem. Yani ama bu enflasyona endeksli, ki gene aynı yerdeyim. Yani faiz denkliği bir platosu oluşmadığı için fiyatlama yapmakta çok zorlanıyoruz. Sorunumuz Türkiye'deki şu andaki bence cari en önemli problemlerden bir tanesi o. Geçenlerde konuşmuştuk, bir regülasyon riskimiz var. Her gün değişen regülasyonlarla uğraşıyoruz. Her gün yeni bir düzenleme. Her gün yeni bir düzenleme yapıyor ve onu da konuştuk gene. İşte bu pasta genişletici mi, pastadan tırtıklayıcı mı diye baktığımızda. Hani o bir riskimiz var. Öteki taraftan da hakikaten o faiz denkliği olmadığı sürece, yani paranın maliyetini bilmediğimiz sürece gerçekten nasıl hesap yapacağımızı bilemiyoruz. Son bir soruyla bitireyim ben şeye. Antalya'daki mesela durumun... şeyi emtia tarafında mesela emtiaya dayalı, ham maddeye dayalı yatırım fonları filan, bunlar bir cazip bir şey yaratır mı? Ya da bu tarafa ya, yönelir misin mesela sen? O tarafa şöyle, ben Ukrayna-Rusya savaşının şu veya bu şekilde yavaş yavaş o denklemden çıkacağını, evet politik olarak orada duracağını ama sistem olarak bir şekilde gerek satıcıların gerek alıcıların bir akışkanlık kazandıracak bir yol bulacağını düşünüyorum. Yani bu şu demek, İran'la Türkiye arasında havala diye bir sistem var. Biz ticareti öyle yürütüyoruz. Havala dediğiniz şey bizim Kapalı Çarşı'daki indirmecilerin yöntemidir. İran'da parasını birisi, İran'da bir kuyumcu verir, gelip burada Türkiye'deki bir kuyumcudan alır. Benzer bir yöntem. Evet. Bir yol bulunacak yani. O yüzden bir miktar tarımsal emtia tarafında ben bir geri çekilme olduğu zaman oradaki fonlara yatırım yapılabilir diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim yani. Ama şunu söyleyeyim, yani özellikle burada iş dünyasındaki temsilcilerle veya şirket sahipleriyle bu işlerle uğraşanlar için söyleyeyim. Özellikle ham madde tedarinizi lütfen en az siparişleriniz ama siparişlerinizden bir sonraki ortalama satış rejiminize göre ham madde tedarinizi güvence altına alın. Her ne üretiyorsanız. Yani bunun değişik kesinti sebepleri olabilir diye düşünüyorum. Bu içeriden veya dışarıdan kaynaklanabilir. Ham madde tedarinizi garanti alın, en azından onu güvence altına alın derim. Bu iyi bir yatırım alternatifi midir? Hayır. İşinizin o olduğu bir yerde o işi sürdürebilmeniz için bile gerekiyor. Bir tarafta paranız var, öteki tarafta şirketiniz çalışmıyor. Paranızı doğru dürüst değerlendiremiyorsunuz. Şirketiniz para kaybetmeye başlıyor. İşiniz iyice zorlaşıyor. Onun için en azından iş tarafındaki ham madde tedariğinin güvence altına alınmasında fayda var derim ben. Bilmiyorum sen nereye yatırırsın ama. Yok, ben yatırımla işim yok. Ben neyim varsa gazeteye koydum, orada çalışıyorum. Şeyi soracağım ama altını gümüşü atladın. Altını gümüşü şöyle, altın gümüş de şimdi gene regülasyon probleminin yanı sıra bence bir de bir benim açımdan bilgi kirliliği problemi var diyeyim. Şimdi bunu neden söylüyorum dersen, Türkiye'nin altınlarının Londra'da satıldığı, o yüzden altın fiyatlarının çok düştüğüyle ilgili bir geyik dolaşıyor ortalıkta. Hmm.
Şimdi ben Merkez Bankası rezervlerini takip ediyorum etmesine de mesela bazı rezervlerin bloke olduğu ile ilgili başka bir bilgi daha geliyor. Şimdi benim kafamda da çok bilgi kirliliği oluşuyor ve değişik kaynak, bazıları da güvenilir kaynaklar benim için. Şimdi bunların çok Türkiye'den kaynaklı bir altın düşüşü olmuşsa biz bunu bilmiyorsak Türkiye olarak hakikaten üzücü bir durumdur diye düşünüyorum ama şu net benim kafamda. Altın ve gümüş bu enflasyon ortamında son derece kötü performans gösterdiler. Özellikle gümüş tarafı beni çok yanılttı. Neden bunu ben yaşadığımda bu enflasyona karşı çok iyi bir korunma aracı görünüyor altın ve gümüş. Neden korumadılar diye baktığımda benzer bir durum coinlerde de oldu. Ama coinlere çok fazla müdahale edilmesine gerek yok. Ha bu arada onların bağımsız ve İşte merkeziyetsiz yapılar olduğu, o yüzden de iyi bir enflasyon korunma aracı olduğu ile ilgili bir efsane de bu kriz sırasında, son kriz sırasında o da çöktü. Fed faizi arttırınca onlar da geriledir ama altın gümüş de şöyle bir Londra kaynaklı bir bilgi bu teyit edildi birkaç yerden. O da şu, aslında her ikisinde fiyatının çok fazla artmaması için suni biraz müdahale edildiği ki eğer onlar da yukarı çıkarsa enflasyonun kalıcılığı herkes tarafından kabul edilecek. Bu kabul edilmesin. En azından biz beklentileri yönetebilirim diyerekten hafif manipülatif bir kontrol yapıldı altın ve gümüşte. Bana söylendi. Bana da mantıklı geldi. Yani ya da yanıldığım için orayı iyi bir mazeret olarak kullanıyor olabilirim. Yani yanlış anlamayın ama beni biraz şaşırttı. Ben halen daha altın şu anda ben en son baktığımda 1820'lerden 1845'lere çıkmıştı. 1970 kritik eşikti. Orası geçilmez. 1800'lerin 1780'lerin altına kadar 1835'e gelecek dedim. 1780'lere gelebilir dedim. 1740'lı rakamlara kadar geldi. İşte orada Türkiye'nin satışı konuşuluyordu. Halen daha 1865 kritik eşik ons olarak konuşuyorum. Eğer orası aşılırsa ki ben aşılacağını düşünüyorum. 1970'e kadar geliriz ama bu yakın zamanda değil. Önümüzdeki bir yıllık perspektif için konuşayım. Gümüşte de 23.80 civarlarında kritik bir eşik var. Oraya kadar gelir ama ondan sonra gitmesi zor. Eğer orası giderse altını da beraberinde götürür. Çok teşekkür ediyorum. Belki burada yani zamanımızı biraz aştık da gibi görünüyor. Ama varsa bir iki soru yanıtlamak isteriz. Sayın Başkan hemen lütfen buyurun. Dükkansınız Sayın Başkan. Çok teşekkür ederiz. İnanılmaz keyifle izliyorum. Zaten Hakan abiyle son derece birlikte çok güzel işler yapıyoruz. Şimdi bir tehlike görüyoruz sanayi tarafında. Şimdi ben çok basit rakamlar söyleyeceğim. Bunu konuşmuştuk ama sizden duymak için. Şimdi ben 7000 ton ürün üretiyorum. Daha önce 7000 ton ürün üretirken 100 milyon ciro, 30 milyon kredi kullanıyordum. Çok basit rakamlar. Şimdi aynı 7000 tonu üretirken 400 milyon ciro, 150 milyon kredi kullanmak zorundayım. Bu kendi rakamlarım değil ama yani bunları daha iyi anlaşılsın diye farklı anlatıyorum. 30'dan 150'ye çıkarken bir 120 milyoncuk lazım. Şimdi bu evden gelemez. Bu zaten ekspertiz konusunu dile getirdik. Zaten bu gayrimenkuller ipotek edilerek de karşılanamaz. Bunun bankalar tarafından finanse edilmesi lazım aynı miktar malı üretmek için. Sanayicinin burada birinci refleksi bu parayı bulamayacağı için 7000 tonluk ürünü 5000 tona düşürmektir. Ki az finansmana ihtiyacı olsun. Bu ne demektir? Toplamda arzın düşmesi demektir. Arz böyle düşerse enflasyonun yukarıya gitmesi demektir. 5000 tona da yetmeyecek paranın 3500 tona düşürmek gerekecektir. Bu sarmalık şu anda sanayici yaşıyor. Ve bu enflasyon da bu şekilde durmaz. Yani ek finansman girilmesi lazım piyasaya. Bu da girdiğinde bu sefer piyasadaki para artıyor, enflasyon çoğalıyor. Şimdi böyle bir sarmalımız var kucağımızda. Ben sadece bu sarmalın tedavisini size sormuş olayım. Teşekkür ederim. Ali Başkan ben size bir soru sorayım. Mikrofon kalsın elinizde. Bir ekonomiyi çalıştıran nedir tek kelime? Güven desek. Üretim. Aman abi sana kopyayı verme diyorum her seferinde veriyorsun ya. Ben kendimden zaten sorduğum şey üretim mi yani? Evet. Güvendir. Güven. Bir ekonomiyi çalıştıran tek şey güvendir. Neden?
burada hepimiz iş insanıyız. Aslında biz neyle iş yaparız? Sözle iş yaparız. Neye güveniriz? Söze güveniriz. Siz bunu biraz daha ülke, banka, şirket seviyesine çıkarın. Güven olmadığı takdirde sizin kendinizin de söylediği gibi ya ben üretimi kısarak enflasyona neden olacağım ya ben size 120 değil 220 milyon lira para versem bir yerden bulsam versem bu sefer enflasyon fazla para arzından dolayı artacak. Bu ikisi mümkün değil, bu sarmaldan çıkamazsınız. Bu sarmaldan çıkabilmenin tek yolu belli bir patikaya oturtulmuş bir faiz ortamı ve sizin de bu faiz ortamına olan güveninizdir. O güven ve o faiz ortamı tesis edilmediği sürece sizin probleminiz ne yazık ki çözülemeyecek. İşin kötü tarafını söyleyeyim. Suçlayacağınız çok az taraf var ama bunlardan bir tanesi 17 yıllık eski bir bankacı olarak çok şaşırtıcı gelecek size ama bankalar değil. Neden? Size o kadar parayı veren bankalar sonuçta neyle veriyorlar bunu? Sermayeleriyle veriyorlar. Siz bankalara diyorsunuz ki sermayenizin 12 katına kadar kredi verebilirsiniz veya kriz anında 8,5 katına kadar kredi verebilirsiniz. Ha daha fazla kredi talebiniz var sizin. Ben size daha fazla kredi vermem lazım. O zaman diyorsunuz ki siz bana sermayeni arttır ki daha fazla kredi bile veresin. Siz şu anda Türkiye'de bir bankacı olsanız veya bir banka sahibi olsanız Türkiye'deki bankanıza yeni ek sermaye koymak ister misiniz? Başka sorum yok. Üzgünüm. Soruya soruyu da yanıt kötü bir yöntemdir ama yok. Yani doğru bir yanıt bence. Açılmıyor yani. Yok, sonucu zaten bunun kıtlığa gidecek. Yani o kelimeyi kullanmak istemedim. Evet, evet. Belki siz mi kullanırsınız bilemem ama sonucu bunun kıtlığa mı gider acaba diye bir şeye daha gider. Kara borsaya gider. Kara borsaya gider. Birkaç yerde dile getirdim bunu. Çok hoşlanmıyorum ama hayatımda duyduğum en acı ve kötü istatistik Venezuela'ya ait. Venezuela halkı Maduro döneminde 10 yılda ülkenin ortalama ağırlığı 9 kilo düşmüş. Evet. Hanımefendi buyurun. Teşekkür ederim. İsmim Tanser Çamoğlu, Profesör Doktor Tanser Çamoğlu, Ankara Üniversitesi Buyurun. Eczacılık Fakültesi öğretim üyesiyim. Öncelikle hiç alanımla ilgisi olmayan bir konuda yaptığınız bu konuşma çok bilgilendirici, çok keyifli oldu. Çok herkesin anlayabileceği basit bir lisanla bizleri bilgilendirdiniz. Her iki konuşmacıya da çok teşekkür etmek istiyorum. Ben sizin bir yorumunuza kendi yaşadığım bir örnekle katkıda bulunmak istiyorum. Dediniz ki teşviklerin takibi gerekir ve başarı ölçütü aranmalı. Bizler bilim insanıyız. Bilimde teşvik, devletin bazı teşvikleri var. Örneğin TÜBİTAK projeleri. Bunlar birer teşvik bizim çalışmalarımız için. Projeyi yaptığımız süre içerisinde de takibi yapılıyor. Takibi nasıl yapılıyor? Zaman zaman biz raporlar, proje dönem raporları sunuyoruz. Bunların değerlendirilmesi yoluyla takibi yapılıyor. Ancak projeler tamamlandıktan sonra, yani proje kapatma bittikten sonra o projenin akıbetinin ne olduğu gerçekten takip edilmiyor. Yaşadığım bir şeyi size anekdotu paylaşayım. Ben TÜBİTAK 1005 projesi aldım. 1005 kapsamı nedir? Ulusal yeni fikirlerdir. Bu kapsamda da yapmış olduğum projeyle Parkinson hastalığı konusunda bir ilaç geliştirdim. Piyasada ilacı yok mu? Evet var ama bu kullanılan ilacın bazı çok ciddi önemli sorunları var. Bu sorunlara çözüm getirecek bir proje ürettim. Ve TÜBİTAK da bunu desteklenmeye değer buldu. Bu proje kapsamında iki öğrenci yetişti. Bir doktora tezi tamamlandı. Doktora tezi sonrasında üç yurt dışı uluslararası dergilerde, impact faktörü oldukça yüksek dergilerde yayın oldu, bir kitap chapter'ı oldu. Daha da güzeli, 2021 yılında Yükseköğretim Kurumu'nun sağlık bilimleri alanında Türkiye'nin en iyi doktora tezi seçildi yaptığımız çalışma. Ben bu gururla TÜBİTAK'a hemen bir yazı yazdım. Sizin verdiğiniz teşvikle ben bu işleri, bunları yaptım, sonunda da böyle bir ödül aldık. Teşekkür ederim dedim. İnanın bir mesajla bile geri dönüş olmadı.
Maalesef o böyle. O tür motivasyonları beklemeyin hocam. Yani hayır, orada sonrasının nereye gittiğini ben geri dönüp bilgilendirmek evet istedim. Yaptığım işler, sizin verdiğiniz teşvik boşa gitmedi. Ben aldığım bu parayla şu noktaya getirdim bu işi demek istedim. Ama maalesef bir mesajla dahi geri dönüş olmadı. Bundan dolayı da üzgünüm. Evet, teşvikler takip edilmeli. Uzun vadede de takip evet edilmeli. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Bir de bu arada kutluyorum. Gerçekten çok insana dokunmuşsunuz. Hakikaten tebrik ediyorum. Birçok alanda benzer problemlerimiz var. Bu bir kültürel değişim gerektiriyor diyeyim. Bırakayım orada. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben Sayın Ali Bey'e sormak istiyordum. Biyoteknoloji ve nanoteknoloji mühendisiyim. Şu an Yıldız Teknik'te biyokimya yüksek lisans öğrencisiyim. Sizlere sorum şu şekilde olacaktı. Avrupa'ya dışa göç, yani beyin göçünü ve Avrupa Birliği'ne girişi, yani olumlu bakmadığınızı söylediniz, ifade ettiniz. Fakat aynı zamanda Avrupa kaynaklarından ve bazı işte oradaki yapılan projelerden de bahsettiniz. O zaman buradan şu çıkarım yapılabilir mi? Hani Avrupa'ya gidişi onaylamıyorsunuz ama Avrupa destekli, hani teşvikli projeleri onaylıyorsunuz diye varsayıyorum. Ve bu bağlamda eğer dediğim gibi olumluysa bu düşünceniz, dışa olan ilişkilerimizde, ekonomide ve bilim teknoloji ekosistemindeki bize yansımaları tam olarak nasıl olacaktır? İfadelerinizi merak ettim. Teşekkür ederim. Ben hemen bir yanlış anlaşmayı düzelteyim. Ben Avrupa Birliği teşviklerinden faydalanıp bu işlerin bir çıkarcı bir yaklaşımla bakmadım. Benim politik bir birliğin içinde olmak istemediğimi ama Avrupa müktesebatı, yani Avrupa ile aynı kural ve şeylerin, kuralların ve kaidelerin Türkiye'de de geçerli olduğunu, zaten bunlar denk olduğunda ben zaten Avrupa ile bir işbirliği içinde oluyorum demektir. Benim legal üyeliğe itirazım var demek istemiştim. Bir başka de işte aslında benimki ekonomist bakış açısıyla para birliğinde olmak istemiyorum dedim. Mali birlikte olmak istemiyorum dedim. Ortak ordu kurulursa o ortak orduda olmak istemiyorum. Ama ben Avrupa Birliği ile bir özel anlaşma, özel işbirliği anlaşması imzalayabilirim ki var. Gümrük Birliği odur. Benim özel işbirliği anlaşmamdır. Bu ve benzeri diğer anlaşmaları imzalayıp Avrupa'ya zaten benden mal alacak ve ihtiyacı var bana. Benim de Avrupa'ya pazar olarak ihtiyacım var. Bu birlikteliği bozma gibi hiçbir niyetim yok. Tam tersine ortak projeler geliştirelim ki sizin bahsettiğiniz teşvik ve destekler bu ortak projeler içindir. Evet, orada varım. Ama ben sadece Avrupa Birliği'nin kaynaklarını kullanayım. O yüzden Avrupa'ya hiç hesap vermeyeyim. Böyle bir dünyada da yokum. Yani oportunist bir yaklaşımım kesinlikle yok. Benimki sadece teorik ve politik seviyede o birlikteliğin bize çok katkı sağlayamayacağı veya bize zarar verebileceği yerlerden devlerin daha fazla olacağı düşüncesiyle orada olmayalım ama onlarla aynı müktesebata, aynı kurallara sahip bir ülke olalım diyeydi. Ben Avrupa Birliği üyeliğine karşılığım resmi olarak ama kavram olarak ben bir Avrupa vatandaşıyım. Ali Ağoğlu Avrupa vatandaşıdır. Yani orada hiç tartışma götürmez. Teşekkür ederim hocam. Size de bir hemen söz verelim. Hocam size de verelim. Çok kısa kısa alalım çünkü bitirmemiz gerekiyor. Ali Kocabaş. Buyurun. Eritik mensiyim. Ali Bey, yerleşmeyiden ziyade küreselleşmeyi ayak uyduralım. Şu sistemde öyle bir şey söylemiştiniz. Bu kapsamda fiyatları baskılamak için devlet politikası özelleştirmeye devam etmeli mi? Özelleştirmeyi durdurmalı mı? Türkiye'deki mi? Türkiye için. Özelleştirecek bir şeyimiz kalmadı. Pek bir şey kalmadı elde gerçekten. Özelleştirmeyi elektrik küçük üretim santralları açısından özellikle. Nasıl? Elektrik üretim santralları açısından özellikle. Geri alacağız onları. Enerji arz güvenliği probleminin bir parçası. Çok teşekkür ederim her iki konuğumuza da. Profesör Doktor Mustafa Erbaş, gıda mühendisliği alanında çalışmalar yürütüyorum. Burada bahsetmiş olduğunuz The Economist'in kapağı benim de yılın dergi kapakları arasında birinciliği alacağını düşünüyorum. Tasarım çok güzel ama tabii ki maalesef anlamı yeterince güzel değil. Burada Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi bir kıtlığı çağrıştırıyor ve maalesef
gelecek olan da bu gibi gözüküyor. Bunun iklimsel ve sosyal nedenleri var, işte savaş dahil. Burada emtia fiyatlarından bahsettiniz, teşekkür ederiz. Biz de bu konuda ayrıca da bilgilenmiş olduk. Fakat buğday fiyatları da bir tarımsal emtia olarak oldukça değişkenlik gösteriyor. Son 15 yılın en yüksek zirvesinde $450 ile $500 arasında ton fiyatlar var şu anda. Ki bunun daha da yukarı gitme potansiyeli maalesef var. Ülkemiz için ise henüz bir fiyat açıklanmadı. Yakın zamanda da açıklanması bekleniyor. Buğdayın gelecek fiyatlaması ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Ülkemizde buğdayın kilogram fiyatını ne kadar tahmin edersiniz? Bu konuda bir öngörünüz olabilir mi? Çok teşekkür ederim. Ben oraya hemen bir yanıt vereyim. Ben buğdayla da uğraşmak zorunda kaldım. Yani hem emtia hem Türkiye'deki fiyatları hatta TMO'nun sattığı işte $2600, $3200 falan o bir dönemde de mecburen takip ettim. Sonra döndüm bir de üretici tarafıyla konuştum. Karşılaştıkları enflasyonla konuştum. Sonra döndüm dünya fiyatlarına baktım. Oturup bir hesap yaptım. Bana göre olması gereken rakam 6500-7200 arası bir yerde. Şimdi buradan yola çıkarak bir soru da ben size sorayım. Benim söylediğim rakam bugünkü buğday fiyatının iki katı. A, iki katı buğday arttığında enflasyon ne olacak? B, eğer o iki katı farkı vermezseniz bir dahaki sene o buğdayı nereden bulup da yiyeceğiz? Evet. Ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Bu konuda esasen ben de bir çalışma yaptım. Mesleğimle ilgili olduğu için ancak bu konuda teknik olarak dersler de veriyorum. Gıda mühendisliği bölümü alan dersleriyle ilgili. 13 ana parametre ve 35 alt parametreyi kullanarak ben buğday fiyatını kilogram başına 8.79 TL olarak hesapladım. Siz sorduğunuz için cevap vermek durumunda kaldım. Buradaki %25 bir karlılık ve 2021 yılının tarımsal girdi enflasyon fiyatında %57 olarak kullandım. Diğer şeyler ise maliyetleri oluşturuyor. Yani buradaki girdi maliyeti, emtia maliyeti %65 mazot ve gübre olarak, diğer taraflardaki maliyetler %35 gibi bir şey oluşturuyor. Yani eğer 8.79'un altında bir fiyat olursa benim hesabıma göre tarımsal buğday tarımı en azından zarar görür. Ama 8.79 gibi bir fiyat olursa buğday tarımı korunur. Ama birçok alanda olduğu gibi burada da yapısal sorunlar var. Örneğin arpa ve mısır ikinci ürün olarak çok ekiliyor. 10 yıl önce 9.4 milyon hektar alanda biz buğday ekiyorduk. Şimdi 6.5 milyon hektara indik. Mısır ve arpaya çok alan gidiyor. Kuraklık vesaire burada çok şey var. Yani buğday tarımının çok teşvik edilmesi var. Sizlerin de bahsettiği gibi Çin, Hindistan buğdayın tadını bilmezken neredeyse şimdi bunlar buğday stokluyorlar. Maalesef buğdayın hem üretim tarafında kriz var, arz tarafında Ukrayna Savaşı nedeniyle kriz var. Bir de bu girdiği maliyeti ve bizim kendi yapısal nedenlerimizle tarımdan çekilen bir nüfusumuz var. Bunların hepsi esasında dünyada olan buğday üzerinde olan riski birkaç kez çarparak bize ilave riskler getiriyor. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Son sözü size vereyim hocam. Buyurun. Profesör Doktor Numano da Akdeniz Üniversitesi'nden. Ben bu organizasyonun çıktılarıyla ilgili soru sormak istiyorum. Yani bu işi yaptık biz. Şimdi biz Avrupa'yı da Amerika'da da yaşamış birisi olarak orada insanlar startup şirketlerine genelde yöneliyorlar ve tasarruflarını, birikimlerini oraya yatırıyorlar. Ama Türkiye'de bir enflasyonist bir ortam var. İnsanlar bu tür startup şirketlerine, fikirlere para yatırmaktan kaçınıyorlar. Tercih ettikleri yöntem genelde emlak işte veya işte dolardır, altın gibi metalardır diyeyim. Şimdi biz bu insan yatırımcıları bu tarafa doğru yönlendirmek istiyoruz ki kurtuluşu da burada görüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu yaptığımız iş insanları çeker mi? İnsanlar burada emlak piyasasından bizim alana doğru gelip startup şirketlerine yatırım yapar mı? İleriye doğru şöyle bir projeksiyonunuz olur. Dur korumalı startup. Korumalı startup güzel oldu başkanım. Yapmazlar.
Şimdi yanlış anlamayın. Şöyle bir şey, benim arkadaşlarım yaparlar da Anadolu yapamaz. İki sebepten dolayı yapamaz. İsim verebiliyor muyum? Ne demek? Kombastan ve Yimpaş vakaları vardır. Halka açıklık 250 kişiden sonra SPK'ya gidip halka açılmanız lazım. Bunu yapmamak için bir yeni yol yöntemle bu iki bahsettiğim tecrübe yaşanmıştır Türkiye'de ve bunlar hafızalarda kalır. Bir, ben 86 yılından beri piyasalarda olduğuma göre yaşım da çıkıyor ama yani 36 yıldır falan piyasalardayım. Bütün derdimiz şeydir, sermaye piyasasını halka yayabilmektir. O sizin dediğinizin yolu ve yöntemi aslında hisse senedinden geçiyor. Bizde hisse senedi kültürü çok yaygın değil maalesef. Son dönemlerde dediğim gibi Türk lirası alternatifi kalmadığı için hisse senedi sayısı geçen sene yatırımcı sayısı iki katına çıktı. 4,5 milyon kişi. Şimdi o kültür oluşmadığı için sizin bahsettiğiniz ülkelerde o kültür var. O kültür beraberinde aslında ortaklık kültürünü de getiriyor. Biz ortaklık kültüründe de çok iyi bir topluluk değiliz. Bu ve benzeri handikaplarımız olduğu için ben 36 yıldır artan ve bu konuya yayılan çok bir geniş kesim görmedim. Startuplara yatırım yapmak maalesef çok yaygın bir şey değil. Size ilginç bir şey söyleyeyim. Ben kendi adıma payımı öyle kapatayım. Şimdi 13.30'da bir startup tanıtım toplantısına gidiyorum. Ben meraklısıyım ama benim gibi birisini bulmanız hayli zor. Ben anlatarım birilerine, anlatabildiğim, dilimin döndüğünce de etkileyebildiğim bir grup olursa onları katarız sizin ekosisteminize ama bunu halka yaymanın yolu Türkiye'de biraz zor şu aşamada. Ama gene dönüp dolaşıp hep aynı yere geleceğim. Sizin startup ekosisteminize de yatırım yapmanın tek koşulu var. O tek kelimeden geçiyor her şey. Yani şey, buyurun, peki siz de kırmamış olalım, buyurun. 13.30'da toplantı. Hocam startup toplantısı. Şahane sunumlardı. İsmim Oğuz Kırtız. Aslen Uncu'yum ama buğdaydan bahsetmeyeceğim size. Sadece şunu sormak istiyorum. Hocamın sorusuna da katkı olarak. Türkiye'deki girişim sermayesi yatırım fonlarını nasıl görüyorsunuz? Bunların geleceklerini nasıl görüyorsunuz? Şu an kurulan 159 tane oldu. Bu size ne ifade ediyor ve Türkiye'de bu işin geleceği sizce nedir? Süper. Size şöyle bir şey, birincisi iyi şanslar diliyorum. İkincisi şanslı bir dönemdesiniz çünkü yatırım ortaklıkları diye bir konsept vardı borsada işlem gören. Ve bunların çok talihsiz bir durumu vardı. Tıpkı şu anda gayrimenkul yatırım ortaklıklarında olduğu gibi şirketin içinde, onlar birer portföy, hisse senedi portföy şirketleriydi bunlar. Aynı şekilde gayrimenkul yatırım ortaklıklarında benzer bir durum var. Bir portföy değeri var. Borsadaki işlem fiyatı %50'si. Böyle bir talihsizliği var. İyisi tarafını söyleyeyim. A, vergiler. B, melek yatırımcı vergi avantajları. Bunları şu anda cazip hale getirdi. Çok sayıda bunlardan olması çok hayra alamet değil. Üzülerek söyleyeyim. İyi tarafını söyleyeyim. Mekanizma var. Hocam için söyleyeyim. Bu mekanizma olması avantajlı bir şey. Sadece küçücük bir tavsiye, biraz ehil insanlarla danışmanlık alarak bu işi yürütürseniz ve kuruluş aşamasını evdeki, masa başındaki ev ödevini doğru yaparsanız ve gene aynı kelimeye geleceğim, yatırımcılarınıza güven verecek kadar şeffaf olursanız şansınız çok yüksek. Ve ben eminim buradaki 160 küsur projenin içinden de yatırım yapılabilecek 3-5 tane siz doğru bulursunuz. Sonra şöyle bir avantaj da var. Oranın avantajı şu. Hepimiz ilk aşamadaki, tohum aşamasındaki fikirlere ulaşamıyoruz. Ama şunu yapan fonlar var. Tohum aşamasını geçip, üretime geçip ilk faturasını kesmiş fonlar var. Avantajınız orası. İkinci aşama hazırlanmaya başladı. Onun ekosistemi oluşmaya başladı. Siz bunu yaparak başkan, o ilk tohumu ilk faturaya taşıyın. İlk faturadan sonra yatırım yapacaklar, çıkacaklar. O ortam hazır. Ama o ilk aşamayı siz yapın. Ve sağlam yapın. Ne olur ev ödeminizi iyi yapın. İyi bir, bana güven uyandırın. Ben derken benim gibi insanlar, ben kolay güvenirim. Ben güvenmeyi tercih ederim ama o ekosistemde bu kadar çok sayı iyi değildir. Onu söyleyeyim.
Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ teşekkürler. Abdullah Başkanımı kusura bakmayın vallahi ama son şey orada. Buyurun Abdullah Başkanım. Ali Bey, Hakan Bey çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın, süreyi açtık aslında. Ne demek? Sorudan, bizim için hiç sıkıntı yok. Sorudan sizi... imtina etmiştim ama arkadaşım ısrar etti. Ben konut sektöründe çalışıyorum, inşaat sektöründe. Biliyorsunuz konut fiyatlarındaki ve kira fiyatlarındaki artış son dönemlerde çok tartışılıyor televizyon programlarında. Doğru. Hatta son dönemde hükümetin de gündeminde. Hükümet değişik tedbirler almaya çalışıyor. Buna tedbir almak mümkün mü? Arzı artırmaktan başka sorun bu. Sonra aşağı yukarı 8 senedir Türkiye 8 milyon mülteci aldı. Bunu devletin öngörebilmesi gerekmez miydi? Yorumunuz nedir? Teşekkür ederim. Vallahi benim söyleyebileceğim şey şu, bana göre zaten arzın bu kadar düşük olduğu bir yerde konut tarafında bu formül işlemez. Kira meselesindeki kira kontrollerini diyorsak ben işleyebileceğini düşünmüyorum. Ayrıca başka sıkıntılar da yaratır. Yani Türk dengeleri bozar ve kayıt dışılığı da arttıracağını düşünüyorum. Onun için pek fazla işleyeceğini düşünmüyorum başkanım. Ama bu sıralarda böyle tedbirleri almaya çalışıyor. Çünkü maalesef şu andaki yönetim, ekonomi yönetimi de, genel olarak hükümette de nedenlere değil, sonuçlara odaklı politika üretme durumu var. Yani nedenlere, kök nedenlere giderek orayı tedavi etme, orayı düzeltme, düzenlemeyi şu anda geri planda bıraktık. Herhalde seçime kadar filan diye de düşünebiliriz bu süreci. Böyle devam edecek. Onun için endekste, yani enflasyona endeksli kağıtta birçok yararları da olabilir. Ama çok fazla sorunumuzu uzun vadeli çözebilecek gibi değil. Kira kontrolleri de bence böyle olacak diye düşünüyorum. Sayın Ağoğlu. Hepiniz kredi kullanıyorsunuzdur. Bir sene öncesine kadar kredi faizi dışında herhangi bir komisyon vesaire duydunuz mu? Yok kredi tahsis komisyonu, yok kredi açma komisyonu, yok peşin komisyonu gibi bir yığın komisyon gelmeye başladı. Doğru mu? Eskiden bir tane faiz konuşurdunuz. Rotatif, 3 aylık, 6 aylık faizi konuşur geçer giderdiniz. Öyle. Şimdi faiz, bilmem ne komisyonu, Y komisyonu, Z komisyonu, K komisyonu. Siz benden daha iyi bulursunuz yolunu. Eyvallah. Peki ben şöyle isterseniz bitireyim. Çok da teşekkür ederek tabii. Yani birçok şey konuştuk ama Ali Ağoğlu'na da özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü bizim gazetede birçok bilgi var. Birçok yanlış bilgi var. Bazen tartışılan konular var. Onları böyle sapla samanı ayırmamızda çok yardımcı oluyor. Bu konuda sanki bana biraz böyle geliyor. Değer katanlarla değeri sürekli tüketenlerin durumu birbirinden tamamen farklı. Hani değer katanlar biraz pastayı nasıl büyütebilirim diye bakıyorlar. Ama değer tüketenler de ben en büyük pasta dilimini nasıl yerim diye bakıyor. Zaten bu bakışı, bu çelişki de devam edecek. Yani yıllar boyunca daha devam edecek gibi görünüyor. Eğer siz inovasyona gönül verenlerdenseniz bence değer katanlardansınız. Bunu söyleyerek isterseniz bitirelim. Çünkü diğeri hakikaten kolay kolay içinden çıkabileceğimiz bir formülasyon, bir denklem değil gibi. Bizi dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.